İyi akşamlar sevgili seyirciler. Deprem özel yayınımız devam ediyor. Depremle ilgili önemli bir konumuz var. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Aman, Sayın... Aman yanlış. Organize sanayi. Şimdi şöyle ya başkanım bu kadar yorulduk ki gece 2'ye kadar yayın yapıyoruz. Külmemiz bile abes. He vallahi. Elazığ Organize Sanayi Odası Başkanı Sayın Sanayi Odası dedi. OSEFE Yönetim Kurulu Başkanı. OSEFE Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Suat Öztürk diyelim. Başkanım siz şimdi şeyde yaptınız da hep aklımız orada kalmış. Oradan da doğru. Başkanım ondan dolayı. Tabii yani sizler de bizler de. Biz başkan dedik bizim başkanlığa göz dikmiş. Estağfurullah başkanım da. Tabii burada yani hem sizler de hem bizler de tüm ekip olarak çok yorulduk. Vatandaşlarımız yoruldu, çalışanlarımız yoruldu. Daha doğrusu tüm Türkiye yoruldu. İster istemez böyle bir yorgunlukta oldu hakkını net başkanım. Başkanım tabii çok bir acı yaşadık. Hala daha yüreğimiz sızlıyor. İşte dün Malatya'daydım ama Maraş, Antep, Adıyaman buralar daha kötü. İnşallah bir önce Hatay'dan fazla şey alamıyoruz. Yani gerçekten perişan haldeler. Allah oradaki hem çalışanlarımızın, hem depremzedelere yardım edenlerin, hem enkaz altında kalanların yardımcıları olsun. İnşallah tek isteğimiz enkaz altındaki vatandaşlarımızın sağ olarak zaman uzasa dahi inşallah sağ olarak çıkarlar diye temenni ediyoruz. Değerlendirme yapacak olursa neler söylersiniz başkanım? Şimdi bütün izleyicilere iyi akşamlar diyorum. Bu büyük asrın afeti olarak adlandırılan bu afette hakkın rahmetine erişenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza şifalar diliyoruz. Bu cidden çok büyük bir afet. Yani bugün bilim adamları, dünyadaki bilim adamları asrın inşallah bundan daha beterleri olmaz. Ama gerçekten dünyada iki tane deprem 7-8-10 saat aralıklı 4 işte 12-13 saat aralıklı böyle iki tane büyük deprem ayrı ayrı noktalardan çakışarak arka arkaya sallaması çok büyük bir felakete neden oldu. Biraz evvel bahsettiğiniz gibi 10 tane ilin bir kere Maraş, Adıyaman, Hatay, Antep ve bunların içinde ilçeler, yerle bir olan şehirlerimiz var. Tabii şu anda Türkiye tek yürek. Her zaman diyoruz ya, bu bayrağın altında tek milletiz, tek yürekiz. Böyle bir Türk milleti olarak hiçbir ayrım, siyasi görüş ayrımı yapılmadan birlik, beraberlik içinde bu felakete Türkiye koştu. Devletiyle, muhalefetiyle, hepsiyle beraber, siyasetçisiyle, sivil toplum örgütleriyle, vefakar bu işi gönüllüleri olan insanlar koştular. Bu işin mücadelesini veriyorlar. Bu enkazların dibinden ne kadar canlı çıkartabilirsek. Çünkü facianın boyutu çok büyük. Çok şükür bugüne kadar 105, 108, 110 saat, 112 saate gelmiş her anda canlı aranıyor ve canlı televizyonlardan yoksa canlı insanlarımız çıkıyor. Çocuklarımız, ailelerimiz, kadınlarımız çıkıyor. Bu yaşanabilecek aileler için, çevre için ciddi bir acı veren. Bu acı ne insanlarımız unutabilir ne bunu yaşayan o çocuklar unutabilir. Şehirlerin kurulması öyle kolay değil. Ama ben tabii esas bu işin faturası şöyle bir hafta sonra belli olacak. Şimdi henüz ölenlerimizin sayısı belli rakamlarda ama 20 bini geçti ama öyle zannediyorum ki boyutları daha da çok büyük boyutlara gelecek. Çünkü enkaz halinde binalar üst üste oturmuş. Şu anda kurtarma ekipleri tamamen canlıları çıkartmak için uğraşıyorlar. Şu anda enkazlar falan daha kaldırılmadı. İnşallah umarız ki olmaz ama gece olmasından dolayı bu depremin. Çıkan yaralıları görüyorsunuz, çocukların ayağında çorap yok, hiçbir şey yok. Bayanları yine aynı şekilde, erkekler yine aynı şekilde. Kötü bir saatte yakalandı. İkinci deprem de artı büyük bir deprem oldu. Boyutunun yükselmemesi temennimiz, tahminlerin, belki tahminlerimiz de tahminlerimiz olmaması dileğimiz var ama boyutu çok büyük olacak gibi geliyor. Allah devlete zeval vermesin deriz her zaman.
Devlet yalnız başına yapacağı iş değil. Devlet ve millet ve uluslararası güçlerle beraber, tabii önce kendi kendimize ipimizi çekmemiz lazım. Bu illerin ayağa kaldırılması, o acıları sarılması, mağdur insanların mağduriyetlerin kısa zamanda giderilmesi konusunda ciddi bir gayret sarf ediyor. Bu gayret inşallah daha da devam edecek. Devlet olarak her alanda oradalar, deprem olduğu tarihten. Böyle bir deprem, büyük böyle bir depremde, böyle bir felakete oradaki ilk günlerdeki, çünkü yaşanan illerdeki görevler, valisinden tutun emniyetine kadar, AFAD zedelerde de AFAD'a kadar hepsi, bütün görevliler, şu anda onlar da hapishanede. Çünkü onların da evleriydi. Onların da ailelerinde bir zayiatlar var. O şoktan dolayı ilk günlerde onların orada yapabileceği organizasyonlar tabii ki zayıf kaldı böyle bir felakette. Doğru. Ama ikinci günü, üçüncü günü daha da iyileşti, dördüncü günü daha iyileşti, daha organize oldu. Niye? Çevreden bu işte daha sokanlı davranan yöneticiler oraya intikal etti. Kurtarma ekipleri intikal etti, profesyoneller intikal etti. Mali idarelere, valilere takviye yapıldı. Tahmin ediyorum 50-60 da vali takviye yapıldı. Başkanım. Yüzey kaymakam takviye yapıldı. Bu işin profesyoneller takviye etti. Tabii bir de kış şartları ağır olmasından dolayı intikal araç gereç intikali çok zorlaştı. Evet. Bir de yani, şey oldu başkanım. Yani hani bazı yollar çöktü. Mesela Hatay'ın havaalanı gitti yani tabii, gidemedi yani. Yani ulaşım, Malatya'nın mesela havaalanında sıkıntı vardı işte 3-4 gün önce açıldı Malatya havaalanı. Bir de öyle problemler ulaşım konusu kış şartlarında. Tren yollarında mesela işte hani şey geçtiğinden dolayı fay hattı geçtiğinden dolayı tren yollarında kayma oldu. Tabii yani, tabii çok boyutu büyük. Var yani, bu işin boyutu çok büyük. Evet. Yani şu anda erzak yönünden, malzeme yönünden ciddi %85-%90 çözülmüş vaziyette. Bir tek ilk etapta köylere, kırsallara fazla gidilmemişti. Dünden itibaren kırsallara, köylere ekipler gitmeye başladı oralarda. Ve bazı işte televizyonlara çağrı yapıyla her şeyi göndermeyin diye. İkinci el eşya, eski eşya göndermeyin diye. Paketli gönderirsin, dağıtım dağıtılır. Biz mesela orada o kriz masasında buradaki AFAD'ın koordinasyon merkezinde irtibatlı olarak biz OSEBE olarak da bazı destekler veriyoruz. Bugün mesela gıda maddesindeki ekmek konusunda artık istemiyorlar, göndermeyin dediler, iptal ettiler ki bizim 20-25 bin ekmek günlük gönderiyorduk. Tamam. Bu ihtiyacı, temel ihtiyacı olan şeyler gidecek. Ay, inşallah. Başkanım şimdi şeyle baktığımız zaman, Elazığ depremi olduğu zaman işte sizlerle birlikte çalıştık. Siz de o zaman özellikle organize sanayinde bayağı bir ciddi organizasyon yaptınız. Hem fabrikaların çalışması konusunda hem de organize sanayinde boş olan yerlerin depo olarak kullanılması, evet, konuda girişimleriniz oldu. O günü göz önüne getirdiğimiz zaman sadece işte Elazığ'da deprem olmuştu. Türkiye'nin her tarafından Elazığ'a yardım akmıştı. Evet. Şimdi tabii 10 yıl olunca biraz daha zor. İşte biz o süreci çok yaşıyoruz. Ne sıkıntılar yaşadık, ne problemler yaşadık, hepsini çok iyi biliyoruz ama Allah çok şükür atlattık. Şimdi mesela baktığımız zaman bundan sonra ülke olarak da sürecimizin yaşayan birisi olarak, vatandaşların tepkisini alan birisi olarak, yani Elazığ'da işte yaşanan problemleri bilen birisi olarak, yani işimizin çok zor olduğunu inanıyorum. Yani çünkü bizde ilk başta şey yıkılmıştı başkanım, 4 tane binamız yıkılmıştı. Evet. Onun bile mesela işte enkaz kaldırma çalışmaları falan ne bayağı zaman almıştı. Sonra işte arasalı binalar falan ne yıkıldı, bayağı bir zaman aldı. Yollar kapatıldı, şey aldı. Ekonomik olarak mesela işte Gazi Caddesi o zaman kapatılmıştı. Birçok yerler falan. Esnaf çok aşırı halde mağdur olmuştu. O süreci hatırladığımız zaman özellikle Gaziantep, Malatya, işte Maraş, Adıyaman, Diyarbakır'da fazla yok belki ama yine Urfa'da fazla da fazla yok başkanım. Öyle hani aşırı halde. Adana'da da çok fazla yok. Adana'da da fazla yok. Ama bayağı burada bir ekonomik olarak da enkazların kaldırılma süreci olarak da bir zaman alacak gibi, şimdi zor gibi geliyor başkanım. Neler söylersiniz? Şimdi ben Elazığ depremi olduğu zaman da yılların vermiş olduğu şey, en az tecrübe, Elazığ 5 yılda ancak ayağa kalkar. Belki aklı başına gelir dedim. 5 yıl. Evet. Şimdi burada da ben kaç bu bölgeler, yıl oldu başkanım? 3 yıl. 3 yılı gitti, 2 yıl. Yani 3 yılda bir şu ay. Anda geldiğimiz noktaya bakarsak yani bir iyi bir ilerleme kaydetmişiz. En azından, evet, konut sorunları kalmamış. Köylerle beraber 30 bine yakın konut yapılmış. Tabii. Altyapılar yapılmış. Çevrede bağlantı yollar yapılmış. Onun dışında belediyenin ve kamu binaları, okullar yenilemiş. Yıkılması gereken binalar, arasallar yıkılmış.
boşalarımız şunlar var ama önümüzdeki 2 yıllık sürede bunları epeyce toparlayacak. Ama bu taraftaki depremler bizim deprem gibi değil. Tamam. Bugün Malatya'ya düşürse bizim 10 katımız, 20 katımız. Tabii tabii. Böyle bir enkaz var. Böyle bir tahribat var. Malatya'da başkanım. Tahribat var. Evet. 40 bin tane evin doğalgaz abonelerini kesmişler başlayalım. 40 bin. Doğru. Bir de şu an itibariyle doğrudur. Düşünün. Biz de toplam yanlış hatırlamıyorsam 27 bin civarında bir hak sahibi vardı. Arasarlı binamız vardı bizde. 27 yani bin. Şu anda o da. Elazığ'da yani şu andaki. Benim tahminimi söyleyeyim başkanım. 60 bin tane daire hak sahibi çıkar yani arasarlı. Rahatlıkla. Şunu evet. Söyleyeyim. Bizim Elazığ'la hiç mukayese edemiz. Allah'a çok şükür ki Elazığ'da bir doğal bir şehriz herhalde. Belli bir saatte oldu deprem. Çok fazla uzun sürmedi. Yıkıntılarda zayiatımız işte 65 mi 67 kişi? Yok, öyle. 37 kişi. 37 kişi. 4'te Malatya 4'te 41. Malatya vardı 41 kişi. Ama binalarda hasar çoktu. Yıkılan az oldu. Evet. Ama sonradan yıkılarak yapılması gerekenlere ciddi manada şu. Ama burada öyle değil. Bizim şu Elbistan depremi 7.6 mıydı? 7.6. 6.7 ikisi. Bir yani o deprem sarsıntısı Elazığ'da bizim normal 2020'deki depremden daha şiddetliydi. Evet. Çünkü 2 dakika civarında sürdü. Evet. Çok şiddetli. Ona rağmen bizim o yönde bir o acıları yaşadık ama bir avantajımız bizde aşağı yukarı 25 bin tane konut yenilendi. Evet. Onun dışında şahısların yapmış olduğu binalarla beraber 30 bin tane yenilenmiş bina vardı. Eğer bizim o yenilenmemiş olsaydı bizde de zayiat büyük yani, tabii. Olur. Başkanım hani bazen iki tane biz program yaptığımız için bazen bizi hani eleştiriyorlar diyorlar. Ama bazen hani insan kendi avantajlarını göremeyebiliyor yaşadığı için. Mesela bugün itibariyle baktığımız zaman ya birincisi TOKİ buraya 34 bin tane konut yaptı. Yani 2004 yılından itibaren o yılı dahil ediyor. Evet, diğer en çok Türkiye'deki konut yaptığı illerin sıralamasında il olarak Elazığ, büyük şehirlerden sonra İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, daha sonra da Elazığ geliyor ama il bazında büyük şehir olmanın arasında birincisi de tüm Türkiye'de 81 il arasında en fazla konut yaptığı yer Elazığ. Tabii o bizim şeyden dolayı, depremden dolayı hem rakam yükseldi. Tabii o yükseldi ama şundan dolayı söylüyorum başkanım. En azından dün program yaptık. Profesör Doktor Ömer Keleşoğlu hocamızı almıştık profesör. İzledim bir ara. Ya dedim ki 2004 yılından itibaren TOKİ'de oturup da binası zarar gören, yıkılan, yani hani şey çatlamıştı duvara ama yani ağır hasar olan bir kişi varsa dedim bize atarsa çok mutlu olurum dedim. Ömer Hoca da dedi ki ya dedi 2007'den sonra dahi dedi Elazığ'daki binalarda dedi. Ondan sonra bir tane dedi ağır hasarlı bina yok dedi. Çünkü deprem yönetmenliği değişti 2007'den sonra Elazığ'da hepsi uygulandı dedi. Ben dedim ki o zaman 2007'den sonra binanız yapılıp da ağır hasar olduysa, yıkıldıysa onu atın dedim. Bana bir tane mesaj gelmedi yani. Demek ki 2007'den sonra yapılan binalarda hasar yok. 2004'ten sonra yapılan TOKİ'lerde yok. Bunu şundan dolayı söylüyorum başkanım. Ben Malatya'ya gittim. Malatya'ya gezdim. Yeni yapılan binaların yani onlarda da yıkılanlar var. Yıkılanlar var. Ağır hasarlı olanlar var. İki mesela Vap yoğunluğu bir var. Bizim buradan da tekrar geçmiş olsun ifadelerimizi iletelim. Kalkınma Ajansı'nın genel sekreteri Malatya'da da Elazığ'la hemşerimiz. Bu da çok bir şey yaşamış. Evini 2021 yılında almış. Evi ağır hasarlı şu anda. Yani 2 yıl önce almış başkanım. 2021 yılında sıfıra yaşanmış yani. Bizim Elazığ'da Allah'a şükür olma. Bunun iki nedeni var. Yani buradaki işte özellikle belediyeler yapı denetimi firmalarının çok iyi denetim yapmaları. Yani bunu gösteriyor. Yönetmenine uyulmalı. TOKİ'nin işte fazla yapması o avantaj. Müteahhitlerimizin belki yani 2007 yönetmenin sonra yapması bunlar avantaj. Elazığ'a baktığımız zaman bunların da çok büyük bir avantajı olduğunu görüyoruz başkanım. Şimdi orada mutlaka yani yapı denetim yönetmeliklerine göre eğer bina gerçekten tekniki statikler ona göre yapılmışsa, zemin etütleri yapılmışsa, ona göre yapmışsa proje eğer uygulamada hatalar varsa mutlaka sen istediğin kadar yap. Sen projeyi yapmışsın, projeyi uygulamamışsan yapımcı firma tarafından orada mutlaka bir teknik arıza var. Yani yeni bina 3 sene, 5 senelik, 10 senelik bir bina eğer yıkılıyorsa bunda mutlaka imalatında bir şeyler var, eksiklikler var. Bunu yaparken de tabii yapı denetim firmaları denetlemeyi yapmamışlar demek. Şimdi benim bildiğim kadar yapı denetim mevzuatı çıktıktan sonra belediyeler gidip inşaatı denetleme diye bir şeyler yok. Ruhsatı projeye gidiyor, projeyi onaylama makamı ve ruhsatı veriyor. Yapı denetim projeyi onaylamış, her şeysi eksik, inceliyorlar. Herhangi bir eksiği yoksa projesine ruhsatı veriyor. Bu kanun çıktı, yapı denetim firmaları hem bunlar firmaları projelerini denetleyecek.
hem inşaat alanındaki, yani demiri bağlarken gidip kontrol edecek, çimantoyu atarken de kontrol edecek ve numuneler alınacak. Bunlar bayağı detaylı bir şey. Çünkü bizim organize sanayide de aynı konular var. Yani bunun için burada mutlaka orada yeni binalarda bir şeyler varsa, işte Hatay'da var, Malatya'da var, Maraş'ta var, birçok yerde var. Bunun mutlaka teknik olarak yapımında bir hatalar var. Ve bu tabii yapım firmaları bundan sorumlu. Bunun yanında yapı denetçileri sorumlu. Yani yoksa yani biz Elazığ'da şu depremde bile yeni binalarda bir şey yok. Bir kere TOKİ'lerde hiçbir şey yok. Hiç yok başkanım. TOKİ'lerde yok. Ben Malatya'yı yani bugün sordum. Malatya'nın TOKİ'lerini sordum. Son zamanlarda depremde işte Kale'de, Pötürge'de, şehir içinde bazı TOKİ'ler yapıldı epeyce. Onların TOKİ'nin yapmış olduğu depremdeki binaların hiçbirinde bir şey yok. Yok. Demek ki burada bir denetimsizlik var. Bizim Elazığ'daki müteahhitlerin de yani 2007'den sonra belki onlar da... Ya şimdi öyle bir şey var ki sadece Elazığ eskiden bizim... yapılan binalarda kaliteli yapmış olanlarda bir şey yok. Benim oturduğum binada aşağı yukarı 26-27 yıllık bir bina. Bir tek çatlak yok. Doğru. Kolonlarda, kirişlerde hiçbir çatlak yok. Benim oturduğum evin sıvalarında bile çatlama olmamış bu depremde. Geçen depremde bizim depremimizde sıvalarda olmuştu dökülenmekten. Evet. Bunda olmamış. Yani demek ki yapan firmanın da bu işte hassasiyeti ve masraftan kaçmaması, demirini, doğru, çimantosunu, kumunu, kum çok önemli. Doğru. Bunları iyi kullanmış olması lazım. Tabii bu bunun altından kalkılacaktır. Mutlaka kalkılacaktır. Ama çok büyük bir maliyet var bu işte. En büyük maliyetimiz insan. İnsanlar binlerce, belki on binlerce insanımızın hayata veda etmesi, veda et, intikal etmesi, insanlar gidip 2 milyon 700, 3 milyon, 3,5 milyondan 7'ye 2 sene, 3 sene, 4 sene para verip alıp deprem yönetimine uygundur, dayanıklı diye satılan ev bugün yıkılıyorsa adam hem parası gitti hem canı gitti. Doğru. Yani bu tamamen bir şey değil, yani bu hata falan değil, bu tamamen cinayettir. Doğru. Yani sen o şartlarla ev satmışsan, yönetmeliklere göre yapıldığı halde o bina yıkılmışsa sen cinayet işlemişsin. Aynen. O müteahhit firma, o yapan firma bir cinayet işlemiştir. Yani yoksa olarak... bu böyle hatadır, imaldır falan diye. Bunları yani inceleme tetkiklerde... Ama şey de vardır başkanım orada. Hani belediyenin de mesela şundan dolayı. Yani hani eğer mesela binada belki biz direkt müteahhitleri suçluyoruz ama diyelim ki müteahhit çok sağlam yapmıştır. O ayrı benliğe uymuştur. Ama zemini fay hattından geçiyordur. Veyahut da o da ayrı konu tabii. O da ayrı. İncelenmesi yani o da ayrı yani. Konu. Çünkü yapım yapılacak yerler fay hatlarının hesaplanması lazım. Fay hatlarına yakın yerlerde yerleşim alanları açılmaması tabii, lazım. Doğru. O alanlar ne olarak açılır? Yeşil mesela, alan açılır, park alan açılır. Adıyaman'da bir foto vardı başkanım. Evet. Bina arkaya yayılmış. Cimi dahi kırılmamış ondan sonra. Tam fay hattının üzerinde. Yani fay hattının yani. Ve fay hattına yakın ve üzerinde eğer inşaat evet. yaptırılıyorsa tabii, bu da tabii belediyenin oradaki imarları yapılırken bunları göz önünde tutun, imara açılması da en başkan, büyük hata. Tabii hani sizin dediğinizi baktığımız zaman sadece işte 760 bin tane vatandaşımız yaralı. Yanlış bilmiyorsam işte 20 bin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti. Biz de bunların şeyini baktığımız zaman siz önemli bir konuya değindiniz. En büyük kaybımız insan kaybı dediniz tabii, ki. Tabii. Yani diyelim mesela oradaki işte çocuğunu kaybeden, anne hanımını kaybeden, gelinini kaybeden, eşini kaybeden çok insanımız var. Bunların ruh yapıları da bozulacak. Psikolojiler bir kere bozuldu. Çalışamayacaklar. İşte yaralılar yine aynı şekilde. Yani bir de önemli bölge işte Gaziantep'imiz, Maraş'ımız, sanayinin güçlü olduğu yerlerdi ki şey olarak da ciddi bir şekilde etkileniyor. Ekonomik olarak baktığımız zaman yani insan değeri olarak... çok önemli. Her şey para demek değildir. Aynen. İnsan değeri çok önemli ama ekonomik boyutuna da yakın baktığınız zaman bir kere buraların imar edilmesi, altyapının yeniden yapılanması, yeniden düzenlenmesi, bu konutların yapılması... Benim tahminim bu bölgede 500 bin konut ihtiyaç var. En azı. En azı 500 bin konut. Bu daha da artabilir. Malatya'da sadece bir 60 bin vardır başkanım. Ya işte diyorum ya 500 asgari ilk etapta. Sadece Malatya'ya 60 bin düşünürseniz. İlk etapta ilk 3 yılın içinde bizde de 1 yılda falan yapılıyor. Başkan etti 2-2,5 yılda bitti. Yani 3 yıl içerisinde 3 yılda en azından 500 bin konut ihtiyaç var. Bunun maliyeti devlete. Artı altyapı kalmadı. Bizde altyapılara bir şey olmadı. Doğru. Şu anda o illerin altyapıları falan yok. Doğru. Altyapı, üst yapı, çevre düzenleri hepsi gitti. Doğru. Bunlar mı? Diğer yön Maraş, Gaziantep, Hatay ve bu tarafta Malatya. Ekonomik boyutu ve ekonomik üretkenliği yüksek iller bunlar. Doğru. Bunların ihracat boyutları var, istihdam sayıları var. Yani bu istihdam sayısında eleman sıkıntısı da çekilecek. Bak göreceksiniz Mart ayında, Nisan ayında Türkiye'nin ihracat rakamları düşüşler olacak. Doğru. Bu bölgedeki depremin etkisinden, üretimin düşmesinden dolayı. Evet. Biz birkaç tane fabrikayla görüştük.
Malatya'dan ve Antep'ten iplik fabrikasında 70-80 metre boyundaki iplik makinelerinin yılan gibi eğildi büküldüğünü söylüyorlar. Doğru. Yani koca makineler eğilip bükülmüş. Bazı fabrikalarda ciddi zayiatlar var. Allah diyor, tabii ki her devletimize yardım etsin. Millet, bu millet büyük millet. Birlik, beraberlik, ırk, cins, siyasi bilmem ne, hiçbir şey düşünmez. Herkes bu işte odaklanmış. Şu anda görüyor musunuz başkanımın ruhu? Bu ruh şu anda var. Büyük bölümde var. Evet. Ben büyük bölümü diyorum ama %100'ünde olsun var diyorum. Evet. Çünkü olmak zorunda böyle bir şey. Bugün benim başıma gelen yarın senin başına gelir. Evet. Bu felaket kişilere göre gelmiyor. Evet. Orada her ırktan, her siyasi görüşten, her fikirden insanlar var. Biz mesela şey eleştiriyoruz başkanım işte. Birisine kızdığım zaman veyahut da siyasi olarak İngiliz ajanı deriz. Misal olarak İngilizler de geldi, Yunanlılar da geldi, Ermenistanlılar da geldi. Onlar İsrailliler de geldi. Ya yani düşünebiliyor musun bak? Hepsi mesela şimdi oradaki bizim gözyaşlarını tutamıyorlar. Ben dün en dikkatimi çeken. Yunanistan mesela başkanım çok özür diliyorum. Mesela siyasi olarak aramızda hani çekişme var, gerginlik var. Mesela manşet atmıştı oradaki birisi. Hepimiz Türk'üz diye. Evet. Değil mi? Yani ben mesela dün en dikkatli. İsrail, evet. Filistin'de yaptığı zulmü biliyoruz değil mi? Tabii tabii. Tabii bir adam öldürüyorlar. Ha. Bir sürü zulüm ediyorlar. Düneyin bir yaralı enkazın altından İsrailli şeyler, uzmanlar çıkarttı. Ve o insanlar, o İsrailli çıkaran İsrailli de ağladı. Doğru. Demek ki insan duygusu başka. İşte i̇nsan duygusunda hem bu şekilde duygular var, hem de o bir tarafa gittiği zaman da bu duygular, önemli olan bu duyguları unutmamak. Yani her taraf bunu kendi insanında göstermeli. Dışarıdaki insanı kabul ediyoruz ama içimizdeki insanı kabul etmiyoruz yani. İnşallah bu işin altında bugün devlet, hükümetin bütün bakanları orada, tabii, bütün bürokrasi orada, askeri orada, polisi orada, bütün sivil toplum örgütleri orada. Cumhurbaşkanı da 3 gündür geziyor orada. Yani bunlar çözülecek. İsterdi ki böyle bir şey olmasın da insan ölmesin. Tabii. Ama bunu da tabii yapmak için bizim toplum olarak depremi İlkokul çocuğundan yetişen çocuklarımızdan depremi öğretmemiz lazım. Ülke evet. Depremle bölgesi. Tabii, yok, depremle yaşayan bir ülkeyiz. Evet. Onu öğretilmesi lazım. Bu depreme göre de kendimizi hazırlayıp yapılandırmamız evet. Lazım. Doğru. Devlet de bu işte daha fedakar olacak. Deprem bölgelerinde binaları, yani olmadan evvel 8-9 şiddetindeki 10 şiddetine kadar dayanabilecek binalar yapılması lazım. Evet. Bunu yapmış olan ülkeler var. Tabii bir evet. Ekonomik güçtür. Başka şeydir ama şunu da dememek lazım. Bir zamanda birçok siyasetçiler ya işte betona para gömdüler, betona para harcadılar. İşte bu betona para harcandığı halde bu oldu. Bugün İstanbul'u da başka şehirlerde deprem bölgede kentsel dönüşümden dolayı binlerce binalar yapıldı. Yıkıldı. Birçok semtler tamamen arabe yerlerde yapılmaya daha devam edilmesi lazım. Doğru. Bugün İstanbul'a bile en kötü şartta 500-600 bin konusu. Bugün aynen. Arkamızda de işte uzmanlar açıklıyor. Hatay, Adana'tı, korkulan bir yer. Bingöl tarafından Erzincan hattı, Doğu Karadeniz'le beraber. O tarafta Marmara ve İzmir hattı. Bunlar önümüzdeki bir depremler. Bu depremler de evet uzmanlar tarafından 2-3 sene evvel, 2 sene evvel, 1 sene evvel söylendi. Yani bu bölgelerde bekleniyor. Şu anda aynı şeyler o bölgeler için de söyledi. Onun için gecikilmeden daha çok fedakarlık, daha çok borçlanmayla belki için, evet, oralarda yapılması lazım. Aynen. Başkanım Naci Görür hocamızı almıştık. Evet. Dedi ki telefondan 2003 yılında, 2003 yılından beri Elazığ depremi geliyor, Elazığ büyük depremi felaket açacak, önlem evet. Alındı. Ondan sonra şey oldu, bizim deprem olduktan sonra hem bizden hem ulusal basında dedi, varıyorum size Pazarcık'ta deprem olacak. Elazığ'ın enerjisi Pazarcık'a doğru kaydı. Evet, evet. Oraya önlem alın diye. Evet. Ama maalesef gerekli önlemleri alamadık. Maraş bölgesi. Şimdi mesela deniyor ki depremi, yani bunu Naci Görür hocamıza da söylüyoruz, diğer hocalarımıza da şöyle bir senaryo çiziliyor. Deniyor ki Türkiye'nin ekonomisi batırmak, Türkiye'yi işgal etmek için ondan sonra işte Amerika'dan bir harp silah gemisi geldi. O sinyaller üretti. Bayağı harekete evet, geçirdi. Dedik ki Kağıthane'ye gelen şeyi söylediler. Evet, bilim adamlarına sorduk böyle bir şey olabilir mi? Dedi ki ya dedi böyle bir şeyin dedi söz konusu değil dedi. Yani bunu dedi şey bile kabul etmeyiz dedi yani. Hani bunu söyle. Ben de diyorum ki yani Naci Hoca 3 yıl önce söylüyorsa
biz önlerimiz alaydık, oraya sağlam bina yapaydık. Yani bu deprem olduğu zaman hiçbir şey olmazdı yani. Tabii şimdi bu meşhurdur ya kardeşim, evet. Deprem öldürmez, binalar öldürür. Binalar öldürür. Bu bir gerçek. Doğru. Bunu dünyanın her tarafında aynı durumda. Japonlar da ilk başlarda depremi yediler, öldürdüler. Sonra binaları yapmaya başladılar. Şimdi 7-8 deprem şiddetinde oluyor, 9 oluyor. Beşik gibi sallanıyor, bir bina yıkılmıyor. Sistem ona göre. Bu bir zaman olacak. Bir de şuna bakmak lazım. Yani şu son 15-20 yılda kaç bin tane konut yapılmış mesela. Yani yalnız TOKİ'nin yaptığını demiyorum. Tabii bizim müteahhitlerimiz de. Müteahhitlerin de yapmış olduğu siteler, binalar yani. Demek ki belli bir portföy yapılmış, belli bir stok yapılmış. Ama bunu yeterli mi? Değil. Belli bölgeler, belli illeri daha da devlet planlamalar yapması şimdi lazım. Mesela Bingöl'e tekrar bir gözden geçirmek gerekiyor. Adana'yı gözden geçirmek gerekiyor. Aynen. Erzincan bölgesi. Bizim ilçelerimizde Palukovancılar, evet, Karacan bölgesini bir gözden geçirmek gerekiyor. Hem belediye başkanı hem kaymakamlar çok ciddi çalışması gerekiyor. Kesinlikle. Belediyelere büyük görev düşüyor. Bakanlıkla ilgili bakanlıklara büyük görev düşüyor, hükümete büyük görev düşüyor. Ve ilin mülki amirlerine büyük önem düşüyor. Bunlara kaynak ayrılması lazım. Bunların giderilmesi lazım. Vatandaş yapamıyorsa bunlara uzun vadeli düşük faizli krediler verilerek, bak Elazığ'da şu anda bir sürü arsalar var değil mi? Yıkıldı. Bunları yapamıyor insanlar. Evet. Çünkü 10 ortak, 15 ortak, 20 blokluk daireler. Evet. Herkes bir mülkiyet sahibi. Bunlar imkanları yok. Şu anda TOKİ'de yapıldığı gibi uzun vadeli ve faizi 0 ya da 1, 102 faiz yapıldığı zaman, verildiği zaman bu binalar yapılır. Aslında. Her yapılan binanın yerinde bir eskisi yıkılır mutlaka. Yani bunları bir anda olması mümkün değil ama 2 yıllık, 3 yıllık bir programla Elazığ'da mesela 3 yıllık programlar bir 30 bin konut daha niye yapılmasın? Niye yapılmasın? Bizim bozuk yerlerimiz var. Kızılay Mahallesi, Sürsür, Yoki, Saliba, Yıldız Bağları, bu tarafta Nail Bey Kültür Mahallesi, eski aslında, binalar bunlar. Aynen. Buralar niye de düzeltilmesin? Yani bir 20-30 bin tane konut daha yapılsa Elazığ'ın %80-85 meselesi halledilir. Bunun dışında köylerde sıkıntısı varsa fazla maliyet değil. İlçeler fazla maliyet değil. Onun için planlamayı, bu deprem planlaması var. Eylem planları var ama bu planları uygulamak önemli. Başkanım, konumuz çok, son 25 dakika kaldı da. Sen dakika bitmez zaten. Benden sonra program var mı? Var başkanım, o yüzden. Başkanım, tabii özelhanesinde seçmeniz olduğu için yardımlar konusunda ben şöyle bir şey gördüm, sıkıntı gördüm. Bunu hemen kısa bir dile getireyim dedim. Şimdi bizim Baskil'de 40 bin tane vatandaşımız Malatya'dan geldi. Şu anda Baskil'in köylerinde yaşıyorlar. Evet, bazı depremden dolayı. Bazı köylerde 9 kişi var depremden dolayı. Malatya'da oturuyorlardı. Mesela işte evleri yıkılmış. Mesela kimin ayağında ayakkabısı yok, çorabı yok. O korkuydu, o şeyle kaçıp gelmişler Baskil köylerinde. Şimdi biz bunlara yardım etmemiz lazım, destek olmamız lazım. Aynen. Hani bize gelen bilgi ne kadar sağlıklı bilmiyorum. Belki de yanlış olabilir ama Baskil'deki yetkililer de söyledi, vatandaşlar da söyledi. Onlara geldikleri için biz buradan yardım yapamayız diye. Ne fark eder? Yani bunlar deprem yaşamış, depremzede vatandaşlarımız. Elazığ halkının, sizin gibi iş adamlarının en azından benim şöyle bir düşüncem var. Hani en azından muhtarlarla, Baskil'deki muhtarlarla bir toplantı temasa yapılır. Gelip, bir temasa toplantı geçir. Yapıp görüşürüz. Ondan sizin kaç kişi ihtiyacınız var, ne ihtiyacınız var? Şu anda kömür ihtiyaçlarının olduğunu öğrendim. Gıda ihtiyaçlarını öğrendim. En azından buradaki vatandaşlarımızın evleri var, köy evleri var. Orada kalıyorlar. Bir kömür sağlayabilirsek, bir de gıda sağlayabilirsek. Çünkü paralarını alamadılar. Ondan sonra eşyalarını alamadılar. Yani evet. Kendi vatandaşlarımıza sahip çıkmak gerekiyor. Hani bizim dinimize de zaten aynen. Önce akrabanıza yardım edin. O, sonra çevrenize yardım edin. O insanlar bizim insanlarımız. Ama Baskil'de çok ciddi sıkıntılar. Oraya gelen vatandaşlarımıza mutlaka sahip çıkmamız onu gerekiyor. Onu yarına itibaren görüşelim. Ben bugün Sayın Valimizin... Çünkü çok özür diliyorum başkanım. Biz mesela Malatya yardım şey yaptık, almadılar bile. Artık Malatya'nın ihtiyacı yok yani. Yok, almadılar. Ama bizim Baskil'e yapmamız lazım başkanım. Bazı Baskil'e konularda alıyorlar, bazı konularda mesela ekmeği falan almıyorlar artık. Doğru. Ama Baskil'in ihtiyacı var, mutlaka destek almamız gerekiyor. Onlarla ilgili bugün ben akşamdan arkadaşlarla AFAD'ın koordinasyon merkezinde Sayın Van Belediye Başkanı hep sordu, Sayın Rektörü falan. Bu konuları konuştuk, oturumda hala bir gelişme oldu. Burada da bir depo kurma talepleri var. Kimin? Şeyin bakanlığın Malatya'da tıkanmış vaziyette. Tamam. Hatta biz organize sanayide 6000 metrekare bir firmamızın yeri vardı. Yarın hazır vereceğiz dedik. Birkaç tane daha yer ayarlıyorlar. Bir 10-15 bin metrekarelik burada bir depo kurulacak. Tamam. Büyük ihtimalle Sayın Valim yukarıya bildirdi talepleri. Onların taleplerine istinaten akşamdan ayarladık.
İnşallah o konuda da biz yarın bir görüşmeler yaparak burada eğer bir depo oluştururlarsa zaten bizim buradaki ilçe ve köylerin de buradan takviyesi daha rahat olur. Ama onun dışında biz bir girişimde bulunarak belli bilgileri alalım, biz yardım ederiz. Başkanım şimdi nasıl ifade edeyim? Yani deprem, biz 2020 depremden sonra Elazığ olarak çok sıkıntı yaşadık. Yani zorluklar yaşadık. Ama mesela komşu şehirlerimizde olan depremden dolayı Elazığ'a işte aşırı halde şey geldi. Vatandaşlarımız gelmeye kira başladı. Kira geldi. Ona diye diyecektim ben biraz sonra. Mesela kiralık ev şu anda hiçbir yükseldi, yerde yükseldi. Yükseldi. Bırak onu. 5000 lira kira. Vatandaşlar diyor ki başkanım ya işte bu depremden çok Elazığ etkilenecekti. Ben de tam tersini düşünüyorum. Gerekçelerim de şu. Yani birincisi boş evlerimiz çoktu. Hepsi oldu. Ondan sonra vatandaşlarımız gelecek. O bizim için bir avantaj işte. Diyelim ekmek alacak, çay alacak, şeker alacak. Elazığ'ın ekonomisine bir katkıları olacak. Boş olan evlerimiz de olmuş. Üçüncüsü yani özellikle zaten bugün almamızın nedeni de size oydu. Organize sanayiyi güçlendirebilirsek en azından hem komşu şehirlerimize ekonomik olarak üretim yaparak onlara destek oluruz. Çünkü biz bunu burada yaşadık Elazığ'da. TOKİ mesela müteahhitleri malzeme bulmakta çok sıkıntı yaşadılar. Burada ilk başta yapılan ihale sayısı 5-6 bindi. En azından biz burada organize sanayi olarak ne kadar fazla üretim yapabilirsek çünkü inşaat alanında avantajdayız. Hem Gaziantep, hem Maraş, hem komşu Malatya, Diyarbakır'a çok inşaat malzemesi gönderip mutlaka organize sanayimiz canlanabilir. O, ben bu şekilde o, bugün hani şey demek istemiyorum ama yani hoş olmaz tabii. Yani ya fırsatlık oluyor falan de, bunu, böyle bir şeyden bunu, fırsat. Bunu lehimize vererek hem şehrimizin ekonomisini canlandırıp hem de deprem bölgelerine bazen insanın parası olur başkanım malzeme bulamaz yani değil mi? Evet mesela, evet. Şey oldu mesela ekmek bulamadılar pasıyla. Evet. O yüzden bunu bizim hem oradaki bölgelere üretim yaparak desteğimiz olur diye düşünüyorum başkanım. Şimdi, bunun için Organize Sanayi Başkanı olarak sizin bir hazırlık yapıyor musunuz, bir düşünceniz şimdi var bu, mı? Şimdi bu olay olduktan sonra biz bir de tecrübeli ya. Evet. Elazığ depreminden dolayı. Bu deprem tabii bizim Elazığ'ın çok büyük boyutu üstünde olan bir deprem. Şimdi o dönemde bizim fabrikalarımızın bir kısmı TOKİ inşaatlarına veyahut yapılan inşaatlara malzeme yetiştiremediklerinden dolayı fabrikalara yeni yatırımlar yaptılar. Doğru. Kapasitelerini yükselttiler. Yeni fabrikalar kuruldu. Doğru. Bazı sektörlerde. Doğru. Onun için üretim kapasiteleri zaten yüksek. Doğru. Şimdi onun için bir avantajı var burada. Bizde mesela hangi fabrikalar var başkanım? Ya şey bizde bir kere yani inşaat olarak baktığın zaman neler var başkanım? İnşaatta bir kere yapı kimyasalları var. Evet. Alçı var. Çimento zaten var biliyorsunuz. Evet. Onun dışında İspiyas fabrikaları var, taş yünü fabrikaları var. Evet, boya yani var. İnşaatın boya var. Doğru. Onun dışında ne var? Karo fabrikaları var. BİMS fabrikaları var. Evet. Duvarlara döşenen evet, BİMS'ler var. Alçıpan da yeni başlıyor. Daha hızlandıracak muhakkak alçıpan yetiştirirler. Arkanızda mermer sektörü var. Yani inşaat sektörünün mutfak dolapları var. Sektörü çok güçlü. Evet. Kapı sektörü çok güçlü. Cam sektörü çok güçlü. Evet, doğru. Yani doğrama sektörü, alüminyum ve diğer doğrama sektörleri çok güçlü. İşte bunlar yani bizim, bunlar evet, bir avantaj bir kere. Yani hem bizim avantajımız. Onun diğer tarafına gidiyorsunuz. Yani, evet. Mobilya grubuna bakıyorsunuz. Mobilyada da güçlüyüz. Doğru. Yani ev mobilyası ve ofis mobilyası. Doğru. İkisinde de güçlüyüz. Yani böyle bir avantajlarımız var. Ben inanıyorum ki bu sektörlerde işte bazı arkadaşlarımız bu ileride buna da bu ama şimdiden işte bunun çalışması cevap veremeyecek yeni tahmin ediyorum yeni makineler alımlarını, işlerini genişletmelerini, yeniden revize yatırımları veya yeni yatırımlarla ilgili. Çünkü bazı sektörler 3 ayda fabrika kurulabiliyor. Mesela cam ihtiyacı başkanım belki şu anda lazım olmayacak. Yani şundan dolayı diyorum. 5 ay sonra mesela bina bittiği zaman ihtiyaç örnek olarak öyle. Şimdiden mesela 5 ay sonra hani ihtiyaç olacak. Bir yani de bazı yani gruplarda bu malzeme yani senin elinde değil. Fabrikasını doğru kuruyorsun ham maddeyi mesela cam diyorsunuz. Cam doğru. 3 yıldır müthiş sıkıntı var. Hamak şişe yani camda. Yani ihracat var. Evet. Mal yetişmiyor. Ve ciddi sıra bekleniyor. Benim cam firmalarım çok güçlü. Yani 5 kamyon değil 10 kamyon da gelse işleyebilecek kapasitede ama cam yok. Ona burada da ihracat yasaklanabilir. Yani ama o yönden bir avantaj sağlar. Elazığ bir de müteahhitlerin, TOKİ'ye müteahhitlerin hepsi aşağı yukarı Elazığ'da ne var ne yok her şeyini biliyorlar. Evet. Mesela başkanım bir izleyici diyor ki Elazığ afet bölgesinden alınmasını lütfen gündemde tutun. Bunun partiyle yok. 10 ilde borçlar ertelenir. Tüm şirketler, bankalar Elazığ'da. Mağazalarımız kapalı. Elemanlar işe gelmiyor. Rapor alıyor. Hepimiz sıkıntı çekiyoruz. Bir yerden düğmeyi basılı olağanüstü hal.
Elazığ istemiyor gibi bir hava var. Başkanıma sorar mısınız? Şimdi ben şunu söyleyeyim. Ben onun afet bölgesi alınmasıyla konu geçen televizyon programında da söyledim. Elazığ vatanını, milletini, bayrağını seven millet. Böyle bir ortamda biz fırsatçılık falan adlandırmıyoruz biz bunu. Bunu diyoruz ki 11 tane ilde deprem oldu. 10 ilde hepsi eşit değil. Ayrı ayrı farklı oldular. Doğru. Adana'da başka, Adıyaman'da başka, Antep'te başka, Maraş'ta başka. Elazığ'da da oldu. Doğru. Elazığ geçmişte bir deprem yaşamış. O depremden dolayı bizim 24 bin konutumuz yetmiş. Büyük bir zafiyete uğramış. Şu anda da tahmin ediyorum bizde o az hasarlar çok hasarlıya dönüştü. Bu da 900 ile 1000 konuta tahmin ediyorum binaya çıkar gibi geliyor bana. Yarın bu 900 bin konut dediğiniz zaman bugün belki yıkılan fazla yok ama yıkılmayı tespit edilebilecek bir sürü bina çıkacak. Doğru. Bunu belediye ve valilik tarafından yıkılmak mecburiyetinde ileride artık herkesin gözü korktu. O binalara kimse girmeyecek, oturmayacak ve bunlar için her zaman tehlike olacak. Buradan dolayı mağduriyet mutlaka vardır. Eğer bu adı altında afet bölgesi ilanı varsa, eğer bütün televizyonlarda Elazığ'ın adı da geçiyorsa, ki geçiyor, bu depremde şey olan, ki afet bölgesinin mevzuatına göre bir kişi dahi ölmüş olsa, ve yaralılar da afet bölgesine alınabiliyor. Doğru. Elazığ'da ben öyle zannediyorum ki yapılan görüşmeler var. Milletvekillerimiz alınacak. Onlarla görüşüyorlar, etti. Uğraşıyorlar. Başka Cumhurbaşkanı yardımcısıyla de görüştüler. Büyük ihtimalle. Başkanım, şeyde büyük ihtimalle afet bölgesine alınacak. Şimdi vatandaşın anlatmak üzere araştırmışsınızdır. Olağanüstü alınmasının bir avantajı yok. Yok. Ama afet bölgesinde zaman o çok önemli. Bugün, evet. Şeyde de söyledim. Bu koordinasyon merkezine dedim ki afet bölgesi alınması lazım. Afet bölgesi ileriye dönük birçok mevzuat ve yasalar çıkartacak. Muafiyetler çıkacak. Doğru. Diyecek ki mesela memuruna, işçisine şundan, ya ben bundan vergisini ve sigortasını 150'sini 160'ını almıyorum. Doğru. Kime vereceğim? Çalışana işveren verecek. Doğru. Yahut devlet. Yahut devlet memurdan kesiyorsa onu diyecek kesmiyorum. Şey mi başkanım? Artı diyecek kardeşim borç ertelemesi. Vergi dairesine borç ertelemesini yapıyorum. Veyahut kurumlar vergisinin gelir vergisini ben bir yıl almayacağım diyebilir. Yani çeşitli şeyler. Tabii. Kimler faydalanacak? Afet bölgesi kapsamındaki iller. Doğru. Niye Elazığ bundan mağdur? Mesela, olmaması lazım. Ben kendi sektörüm için örnek vereyim başkanım, bizim televizyoncular evet. için. Biz mesela her ay uyduya 115 milyar lira para ödüyoruz başkanım aylık olarak. Mesela deprem bölgesindeki olan illerde 10 ile oradaki televizyonlardan 3 ay boyunca para almayacaklar. 345 milyar ediyor. Evet. Ardı RTÜK vergilerden almayacak 6 ay boyunca erteledi evet. ki baktığımız zaman 500-600 milyar gibi bir şey. Güçlenir o firma bir ama güç. Ama mesela biz bundan yararlanamadık. Hem Kanal 23 yararlanamadı hem biz yararlanamadık. Ya şimdi... Ha, bize desenek sizi etkiledi mi? Bizi de şu şekilde etkiledi yani şey olarak söylüyorum sohbet havasında olsun diye. Mesela reklamlarımız iptal oldu. Hani insanlar diyor ki biz nasıl reklam verelim? Ondan sonra canlı yayınlar iptal oldu, şeyler oldu. Yani biz de etkilendik. Ya ben şu anda bak. Yani belki oradakiler fazla etkilenmiştir televizyonda Zeki ama Bey, biz de etkilendik. Zeki Bey bak ben şunu söyleyeyim. Yani. Ticari sektörde şunu söylüyorum. Evet. Bugün yalnız depremle yıkılan dökülenle değil, ekonomik boyutta büyük çöküntü var. Doğru. Elazığ esnafı, sanayicisi, Malatya, Maraş, Antep ve Hatay'la ciddi bir ticaret alışverişi var. Ciddi manada. Bayilikler var, bayilikler orada var. Buradan mal satılıyor, oradan mal alınıyor. Bunlarla ticari bir girdi çıktıları var. Yarın bu ticari girdi çıktılarda insanlar o tarafta şimdi bizim firmalarımız bayileri var. Adamların dükkanları gitti, iş yerleri gitti. Adam ne çek ödeyebilecek, ne senet ödeyebilecek. Doğru. Sen aynı onlara bir de bir muafiyet gelecek. Diyecek ki ya kardeşim çeklerin arkası yazılmayacak 6 ay, 1 sene. Doğru. Sen orada tahsil edemediğini burada nasıl buradaki esnaf ödeyecek? Tabii yok. Nasıl ödeyecek ya? Tabii. Senin burada çekin yazılacak, ticari hayatın bitecek, o taraftakinin bir şey olmayacak. Aynı şeyle birbirini zincirleme ciddi bir bağlantı var burada. Bir de bizim üretim olarak yapıp bölgeye destek olmamız lazım. Ya diyor işte onu diyorum. Yani bizim Antep özellikle, Maraş, Hatay, Malatya'da da ciddi olarak bir ticari bağlantılar var. O zaman şunu diyebilir miyiz başkanım? Siz yani olması lazım, yani alınması lazım. Olması lazım. Bu konuda bir sıkıntı görmüyorsunuz. Yani ben sıkıntı görmüyorum. Biz de yani milletvekillerimizle Sayın Cumhurbaşkanımız bunu ciddi olarak alacak. İnternetten de biliyorsunuz bir ciddi manada bir talep var. 50 bini geçti dün, bugün sabah. Neyi? Talep şeyleri Twitter'larda.
talepler evet. Elazığlılardan 50 bini geçti. Doğru. Bu Türkiye'de sıralamaya baktığın zaman ilk sıralara çıktı. Doğru. Bunu gözünde tutarlar mutlaka. Çünkü hiç kimse agresif olarak bir şey konuşmuyor. Evet, doğru. Haklı olarak burada bir mağduriyet olabilir ve olur kesinlikle. Bunun giderilmesi 11 yıl deprem sınıflamasında 10 yıl sayılıyorsa Elazığ'da bu içindeyse ve burada yaşanan bazı olaylar varsa Elazığ'da bu kapsamın içinde olacaktır. Biz bu işle ilgili ciddi böyle tavırlar alalım, şunu yapalım, işte onu yapalım. Böyle bir zamanda değil. Böyle bir ne diğer siyasi partiler, ne iktidar partisi siyasi partiler bu şekilde bir taş içine kesinlikle bu ortamda böyle bir şey olmaz. Doğru. Hiçbir şey olmaz. Doğru. Ha benim kendi şahsi fikrim. Vallahi bilmiyorum ama toplumda da böyle kanaat oluşur. Şu anda değil ama. Kanaat oluşur şu anda ama seçimlerin ertelenmesi lazım. Seçimler en azı bir yıl, en azı bir yıl ertelenmesi. Bu ortamda insanlar binlerce, on binlerce zayiat varken, insan canı ebedi hayata intikal etmişken, böyle bir afetle karşılaşmışken kalkıp seçim meydanlarında bu siyasi partiler ne konuşacak? Tabii doğru. Ne konuşacak ya? Bir de daha çok gelecekler. Ondan bir de ya bu ortamda gelirse insanlar demez mi? Siz neyin, başkanım, neyin hesabındasınız, beni, neyin derdindesiniz? Beni depremden ziyade siyasi gerginlik daha çok korkutuyor yani. Ben işte onu diyorum. Onun için bunlara meydana vermemek için bütün siyasi partiler mecliste bunu tartışıp, görüşüp ve bunu halletmeler lazım. Doğru. İnanın bu portföyde 15 Mayıs'ta 14 Mayıs'ta seçime gidilirse çok sıkıntılı dönemler olur. İnsanlar birbirini çok kırar ve yazık olur. Bu memlekette bir birlik beraberlik var şu anda. Tek noktada birleşilmiş. Bunu telafi etmemek lazım. Benim şahsi fikrim. Yani size ben çok katılıyorum. Şu anda bizim ülke olarak birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Hem muhalefetin söylemlerine dikkat etmesi gerekiyor. Hem iktidar partisinin kucaklayıcı, bütünleştirici, herkesin bak, düşünebiliyor, o hal yani. Evet. Düşünebiliyor musun? Bu acıyı paylaşmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün siyasi partiler imza koydu. Evet. Meclis kürsüsünden çıkıp konuşurken hepsi aynı duyguyu paylaştı. Doğru. Nasıl İsrail orada zulmediyorsa, geldi burada bir insanı kurtarırken gözyaşı dökebiliyorsa, bizim ülkemiz birbirinin düşmanı değil. Doğru. Biz aynı toprakların, aynı bayrağın altında yaşayan insanlarız. Bunu bu birlik beraberlik içinde yürütülmesi lazım. Bundan sonra daha çok dikkati. Doğru. Neye odaklanması lazım? Bu bölgelerin yaralarının nasıl sarılır bir an evvel? 3 ay, 5 ay seçim atmosferinde efor sarf edileceğine, şu son bir yılı ertelenerek bu bir yılın eforunu bütün iktidarıyla muhalefette bu sarf edilmesi. Vallahi lazım. Çok rahat kalkarız birlik beraberlik olursak başkanım. Kalkacak. Ben yani sana söyleyeyim. Kalkmaya hani, kalkacak. Tabii mesela şimdi şeyde Atbilici başkanımız eski belediye başkanı mesaj atmış. Eski ticaret odasının orada yıkılacak. En az 200 dükkan var. Bakıcılar sokakta, esnaf boşaltıldı orada. Diyor ki yani bunu şundan dolayı bizi de ciddi bir şekilde hani esnafımızı, işverenimizi etkileyecek. Mutlaka ileride evet, afet bölgesine eski ticaret sanayi odası yani. Binası da hasarlı durumda. Yıkılacakmış başkanım. Yıkılma durumu var. Ha oranın hasarı yeni de değil. Evet. Oranın hasarı geçmişten geliyor. Evet. Hasarı yeni falan değil. Yani depremden gelmiyor mu? Yok yok. O bina çürük kardeşim. Evet. O bina çürük. Benim eğer istiyorsa ben bugün söyledim. Benim odanın raporları var. Benim zamanımda belediye yazılar var. Bugünkü yönetime ve bu binayla ilgili sorun sıkıntılar olduğunu. Sizin de suçunuz var mı başkanım? Yok. Ben ihale yapan biz değiliz. Evet. Müteahhit de biz değiliz. Doğru. Biz ama orada gördük bazı durumları. Tespitler yaptırdık, tutanaklar tutturduk, bildirdik. Başkanım valla eğer yıkılacaksa yani, ben de yani yıkılacak çok bina var. Başkanım yok yani hani eğer orası yıkılacaksa başkanım, belediye başkanımıza çıkarda bulunalım. Orayı komple yani gözden geçirmek gerekiyor yani otoparkla beraber. Valla şimdi gerçekten, şöyle tabii bak mesela orada şu problem var. Başkanım bazı projeler var. Kağıt üzerinde çok güzel gözüküyor. Şeylerde ekranlarda çok güzel uygulamaya gelince mesela bizim alt geçitler yapıldığı zaman ekranda gösterir dedik ne kadar güzel bize destekledi. Uygulamaya gelince tam tersi oluyor. Ucube oluyor. Ben orayı da çok iyi hatırlıyorum başkanım. Yapıldığı zaman o kadar hoşumuza gitti dümdüz ondan sonra evet. Büyük bir alan falan ne. Ama uygulama geldiği zaman o fotoğraflar... Tabii onu sayın belediye başkanımız ve yönetimi değerlendirmesi lazım. Orada tabii birçok sorun özel o pasajdaki dükkanlar hep
yeraltı şahsın mülkiyet. Orada sıkıntı var mı acaba? Hepsi mülkiyet. Sıkıntı ya var mı? Ya varsa hepsinde vardır. Ha vardı, tamam. Çünkü beraber yapıldı. Doğru. Yani o bina ile o bina arasında dilatasyon da ayrılmıştır. Evet. Ama proje tek. Otoparklar ne komple? Hepsi. O zaman komple yani. Ama orada tabii şimdi çarşıda mülkiyet hepsi. Aşağıda dükkanlar var mülkiyet. Mülkiyet haklarını nasıl elde edecekler, nasıl olacak? O bilmiyorum. Şimdi başkanım, süremiz az kaldı da son 7 dakikamız. Şey var mesela, şöyle bir problem de yaşıyoruz. Mesela dedim ki bizim Elazığ'da bazı yerler büyük orta hasar, buranın güçlendirilmesi lazım ve daha hasar yıkılması lazım. Esnaf tepki gösteriyor. Ya yok, burası sağlam, bir şey yok diyor. Aslında bunların çok sağlam incelenip kararılması lazım. Çünkü biz bunu şeyde yaşadık başkanım. İstasyon Caddesi'ndeki bir binamıza önce şey diyorlar, ağır hasar. Daha sonra şikayet ediyorlar, hafife çeviriyorlar. Tekrar itiraz ediyorlar, orta hasar, mahkemeye gidiyor. Şu an mahkemelerde çok uzun sürdüğü için, bak 2003, ta 3 yıl ve iki tane bir polisimiz şehit oldu. Evet. Bir vatandaşımız hayatını ben kaybetti. Ben şuna karşıyım. Bak diyorum ki kardeşim, en ufak bir şüphe varsa İdare yönü olmaz bu işin. Bu insan canıyla alakalı. Ya yıkılacaksa yıkın. Evet. Yarın iki sene sonra bir deprem olduğu zaman yıkılıp birilerini öldürecekse orası. Tabii, tabii, artık yani orası minmiş, damgalanmış. Az hasar veya çok hasar. Doğru. Orada bir problem var. Yarın bir depremde bir 7.6, Allah gözü 7.8 olduğu zaman bu bina ilk yıkılacak yerlerden biri. Doğru. Sen bunun içinde eğer her an daha insanları yaşatıyorsan, müsaade ediyorsan olmaması lazım. Tamam. Bir an evvel kesip atmak lazım. Bu şekildeki Elazığ'daki binalar mutlaka ve mutlaka iyi incelenip en ufak şüpheli olanları insan canına feda edecek şekilde yapılmaması lazım ve yıkılması lazım. Başkanım, çok sayıda mesaj gelmiş. Özellikle vatandaşlarımız esnafın da sıkıntı yaşadığını, işte Hürriyet Caddesi'ndeki bir sitenin yıkıldığını, yine Gazi Caddesi'ndeki sitenin yıkıldığını, Gazi Caddesi'nin trafiğe kapatıldığını, orada da sıkıntılar olduğunu, ne olur diyor başkanıma söyleyin, baskı yapsınlar, Elazığ'da afet bölgesine dahil edilsin. İşte ben onun için, bak ben onun için söylüyorum, diyor. Ben bunları hepsini evet. resimliyorum. Bak Gazi Caddesi'ni resimledik biz. Hürriyet Caddesi, ben Hürriyet Caddesi'ne yetişmiş bir insanım. Hürriyet Caddesi'ni resimledik. Bu şekildeki yerleri, İstasyon Caddesi'ndeki olayı resimledik. Ya eğer Elazığ'da yani böyle 2-3 bin kişi daha mı ölecek afet bölgesine alalım? Tabii, yok, doğru. Onu söylüyorum. Evet. Esnaf kökten batsın. Şu caddeler kapandı. Bu ticaret tamamen durdu orada. Aynen. Esnafımızda sıkıntı Esnafta var. Esnafta ciddi evet, sıkıntı evet. var. Bankalarda bak sıkıntı var. Bankalarda 2 gün durar demek diyor. Belki pazartesi düzelir. Bankalar esnafımızın çekinin senedin tahsilatını yapmıyor. Hesaplara girmiyor. Ama senin hesabında param varsa çekin senedi anında hemen ödüyor. Bak doğru. Banklar peki bu adam tahsilatı yapamadığı zaman nasıl edecek? Gücü olan bunu ödeyebilir. Demek ki ne olacak? Gücü yoksa bu adamı ödemediği zaman çekilmedi. Arkasını yazacak. Bir de şöyle durum var başkan. Bir mağaza sahibi dedi ki bizim dedi iki tane elemanımız dedi. Ben de ayrılıyorum işten. İşte benim çocuğum artık korkuyor. Ben çalışamayacağım. Doğru. Dedi, diyor. Yani eleman da bulmakta zorlanıyor. Zorlanacak. Öyle bir sıkıntı zorlanacak. Bak Malatya'da ciddi manada bir göç olacak. Tabii. Malatya'dan çalışan insanlar evet. bazı fabrikalarda işlerde çalışan Elazığ'a gelmek istiyorlar. Tabii çünkü Elazığ'daki işlerlere gelmek istiyorlar. Tabii. Doğru. Çünkü kendi çalışmak istese bile ailesi orada kalmak istemiyor. Doğru. Orada yaşamak istemiyor. Bizde mesela bir miktar göç oldu. İnan et o şehirlerden Maraş'tan, Antep'ten, Hatay'dan, Adıyaman'dan ve Malatya'dan daha çok göç olacak. Doğru. Çünkü şiddet boyutu çok yüksek. Çok büyük bir kayıp var. Doğru. Onun için ben diyorum ki biz mutlaka afet alanını içinde kapsamını almamız lazım. Çünkü Elazığ'da da bir ciddi bir ekonomik ve deprem yönünden yaşanmış bir olay var. Ve bu olaylar yaşanırken de ilk günden belli 11 tane ilin içinde Elazığ'da var. Doğru. Yani biz burada o kadar ölü vardı veya bizde bu kadar zayiat vardı. Malatya'da bir şey yoktu. 3 kişiydi. Değil evet. mi? Evet. Şimdi evet. biz afet bölgesi ilan etselerdi Malatya'yı kapsama almasalar doğru muydu? Yok doğru. Bugün de doğru değildi yapsalardı. Niye? Evet. Orada da bir zayiat var. Evet. Niye? Orada da 5-6 bin tane konut yapıldı. Ben yanlış mı biliyorum? Malatya ile hep bize aynı uygulandı değil mi başkanım? Tabii. Yani mesela memurlara 3 maaş verildi. Malatya'da da verildi aynen, o zaman. Aynen. Ha, afet bölgesinin dışında bir tedbir de o yapıldı. Yok şeyler de gecikti mesela faiz. Bizde de aslında başkanım şeydi dedi yani depremden sonra mesela 3 ay krediler ertelen bankalar. Tabii. Ondan sonra o tamamen yok şey olarak söylüyorum. İdarenin yapmış olduğu evet. eylemler. Evet. Ama afet yasasına girdiği zaman mecburen yapacağı birçok şey var. Doğru. Birçok şey var.
Ve afet bölgesine geldiği zaman hükümet daha rahat hareket ediyor. Afet bölgesi kanunda buzaklar veriyor. Zaruretten dolayı diyor ki vergiyi 6 ay erteledim. Kurumlar vergisini %24 değil de %12 aldım. Yahut gelir vergisini bir yıl Elazığ'dan yahut afet bölgelerinden almadım. Başka ne avantajı olacak hocam? Size çok avantajı olur. Evet. Kredi yönünden, kredi faizlerinden, memur işçiden kesilen vergi primlerinden, onların kesintileri sıfırlanabilir belli süre. Yani birçok avantajı var. O yüzden mutlaka Elazığ'da... Artı yatırımda, yatırım bütçelerinde hükümet olarak hiçbir başkanım, şeyden geçirmeden o bölgeye yatırım yatır. Yani biz vekillerimize güveniyoruz. Onlar o, da dedi ki biz görüştük, bu problem sıkıntı yok, Elazığ dahil olacak dedi. Büyük ihtimalle ben de inanıyorum. Büyük ihtimalle olacaktır. Böyle bir şeyi es geçmezler. O anlık bir şey olmuştur ama geçeceklerini başkanım, yalnız şu var, vatandaşımız şunu da bilsin. Şu anda deprem bölgesi gören 10 ilde afet bölgesine alınmadı. Sadece OHAL'e alındı. OHAL ayrı, afet bölgesi ayrı. Ayrı, ayrı. Afet bölgesi için yeni bir şey çıkacak. Yani şu anda vatandaşlar zannediyor ki 10 il alındı, Elazığ alınmadı. Böyle şimdi bir şey Türkiye yok. Büyük ve yani, Millet Meclisi'nde onaylanan OHAL yasası mevzuatı kapsamı 10 tane ili kapsıyor. Aynen. O meclis kararıyla çıktı. O bir OHAL yasanın maddesine göre başkan. Cumhurbaşkanı afet bölgesi ilan etti. Yani OHAL'in dezavantajı var şehirlere. OHAL'de tabii yani bazı şeyler var. Ama şeyin avantajı yok OHAL'in. Afet bölgesi hala daha hiçbir ili alınmadı yani. Çünkü bunun avantajını bastırmamız lazım. Bu manada söylüyorum. Yok yok. Yani. OHAL ayrı bir yasa. Şu olur başkanım. Bunu şundan dolayı söyleyeyim. Mesela diyelim ki biz OHAL'e girmek isteseydik, örnek olarak veriyorum. Yani zor olurdu. Çünkü alanda yok şey olarak söyleyeyim başkan. O zor olurdu. Yani çünkü onu açıklanmış, edilmiş. Ya işte biz bunu kaçırdık. Ya o meclise geçmesin bir daha. Geçmesi lazım. Ama daha 10 il girmediği için, afet bölgesi ilan edilmediği için bizim girmemiz çok rahat yani. Hani yani afet bölgesine zaten. Ben kesin olarak Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümet yetkilileri bu işe sokarlar bize. Bizim siyasilerimiz de tabii bu işi takip edecekler. Ediyorlar. Bizler de gelinen her türlü desteği vereceğiz. Ya bu memleket artık bizim işimiz. Malatya'da bu ülkenin, orada bu ülkenin, burada bu ülkenin. Burada bir olay var. Bu olayda bir eksiklik olmuşsa giderler. Doğru. Onda siyasilerimiz kesinlikle uğraşıyorlar bu işten. Bizden ne destek istiyorlarsa biz her konuda veririz. Doğru. Bizim de gelişimlerimiz, bildiğimiz, gördüğümüz insanlara anlatıyoruz, ediyoruz. Kardeşim bak böyle olması lazım. Onlar doğru. Da doğru, haklı diyoruz. Ya, o zaman diyoruz ki televizyonlardan Elazığ'ı çıkarmayın. Ama şey yapmayın. Elazığ'da deprem oldu demeyin. Doğru. Söylemeyin o zaman diyoruz. Doğru. O deneyini sayın. Ya başkanım şu da şey kötü. Mesela burada da siyasi bir şey yapmamak lazım yani. Siyasi yani, olmaz. Değil mi? Yani herkes bir rant peşinde koşuyor. O da yanlış. Yani şey yapmamak lazım. Ya bu yani, iş. Bunda, kardeşim yani, insan şey ölümüyle lazım. Siyaset yapılır mı ya? Evet doğru. Orada ölenin A Partisi, B Partisi, C Partisi, sağcısı, solcusu mu diye ölmüş. Yok, hakkı rağbetine etmiş, vadesi gelmiş, o şekilde takdir etmiş. Her kesimden insan var. Doğru. Bu işin siyaset olmuyor. Doğru. Bunu yapan insanlar, ben açık ve net söyleyeyim, bunu yapıp gündeme getiren insanlar terbiyesizdir. Aynen. Hangi görüşte olursa olsun. Orada insan, her görüşte insan var. Tabii. Lazı da var, Kürt de var, Türk'ü de var. Her türlü insan var, her siyasi parti, Suriyelisi de var. Doğru. Olur mu böyle bir şey? Şimdi Suriye'de insanlar öldü. 2000-3000 kişi de orada ölmüş. Doğru. Bu depremden dolayı. Ya insanlar şimdi ya Suriye yok mu olsun diyelim ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Dünyanın neresinde olursa olsun, insanlar bir şey olduğu zaman, bir afete uğradığı zaman insanın vicdanı acıyor. Bizim burada da aynı şekilde duyarlı, bu duyarlılığımızı. Onun için ben diyorum ki seçimleri inşallah bütün partiler aklı başında bir araya gelirler, bunu ertelerler. Çünkü 15 Mart'ta yapılacak siyaset seçim, 14 Nisan'da, Mayıs'ta yapılacak bir seçim atmosferine Türkiye'yi soktuğun zaman meydanlarda ne konuşulacak kardeşim? Doğru. Birbirlerine mi çekişecekler? İnsanlar, on binlerce insan ölmüşken. Doğru. Bunu yapmalar lazım. Ha? Yine kendi takdir gel tabii ki. Hatta o grupların. Başkanım şöyle baktığımız zaman, ekonomik olarak baktığımız zaman, çünkü partiler seçim kampanyası yapacak başkanım. Şey olarak söylüyorum. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Bir diyelim ki milletvekili için, cumhurbaşkanlığı için bir seçim kampanyası olacak. Dünyanın parası harcanacak. Bir de ardından başkanım, yerel yönetimler olacak 5-6 ay. Bence ikisini 5 lira yap başkanım. Ya, hem ekonomik olarak baktığımız zaman ondan şimdi, sonra daha sağlıklı. Diyebilir misin sen şimdi gerekiyor. Seçim kampanyasında sen kalkıp meydanda bayrak sallayacaksın, müzik çalacaksın veya çalmayacaksın, bayrak sallayacaksın. Neyin bayrağını sallıyorsun? Ha. Türk bayrağı. Türk bayrağı bu mesele için birlik beraberlik içinde olmadı mı? Tabii. Ne olacak şimdi meydanlarda ayrışacak yine? Doğru. Olur mu böyle? Ya iki seçim birleştirmek gerekiyor bana göre. Aklı sem olmak lazım. Tabii takdir yine de
Bu işi müzakere edilir, mecliste müzakere edilir, gruplar müzakere edilir, partiler müzakere edilir. Aklın yolu birdir. Bir de başka mı insan evleri yıkılmış, edilmiş? Yani buna normalde, odaklanacağız. Hayır, o insanların evlerini Sayın Cumhurbaşkanı mesela diyor ki bir yılda diyor hallolacak. Tamam, ben Sayın Cumhurbaşkanı'na kesin güveniyorum. Burada da insin bir yılda dedi. Bu kadar konut yaptı. Bir yılda bitmedi ama iki buçuk yılda bitirdiler. Yılda bitti, aynen. Bugün orada da bir yılda diyor ama en azından temeller atılır. Biz bunu acil olarak bitirir. En azından bir yol alınır, hızlanır. Doğru. Yani 200-300 bin konutu 2-3 yıl içinde bitirdiğin zaman 200-300 bin aileyi 400 bin aileyi altı atmış olursun. Doğru. İş yerleri tekrar hayata geçer. Bunları odaklanmamız lazım. Doğru. Seçim. Ahmet Mehmet iktidar olacak, Ahmet Mehmet milletvekili olacak. Milletin umurunda mı kardeşim, o bayrağın altında adam ölmüş ya. Yani onun için bu bizim ülkemizin bir meselesi, ülkemizin bir acısı, felaket. Allah böyle felaketler artık vermesin. Çünkü bu uzmanların da söylediği gibi Hiroşima'ya atılan atom bombasının Maraş depremi 50 katı. Doğru. 5 milyon ton dinamite tekamül eden bir olay. Elistan 30 katı ve 3 milyon ton dinamite tekamül eden bir patlama. Başkanım, uzmanlar araştırıyordu. Mesela diyorlar ki dünyada tek örneği diyorlar. Aynı anda yani 9 saat arayla evet. Yani bir gün içerisinde iki, deprem. İki depremin olması ondan sonra. Dünyada tek. Tekmiş yani. Evet. Arşiv falan olsa tamam. Tabii, ayrı. Ayrı paralellere ayrı depremin olması dünyada tek. Doğru. Ya böyle bir depremi Allah kimseye vermesin yani. Aynen. Bu ülkeye verdi. İnşallah da bundan büyüğü ya başka şeyleri bu ülkemizi felaketlere doğrusu diyoruz. Bir şekilde de. Ölenlerimize de Allah rahmet diliyoruz. Şimdi başkan uzmanlar söyle işte İstanbul'da deprem bekleniyor. Adana'da bekleniyor. Ondan sonra Bingöl tarafında bekleniyor başkanım. Bir de Erzincan tarafı. Yani bu dört yeri de ciddi bir şekilde de geçirmek gerekiyor. Başkanım önce yaparsak hazırlıklarımızı ekonomik olarak da çok iyi. Tabii bizi dinlemezler ama başkanım şey için söylüyorum. En azından oradaki bölgeler için hani biraz önce biz şey söyledik ya Elazığ'ı. Mesela dedim ki Elazığ hem vatandaşa TOKİ'den ev verdiler hem de şey oldu kendi yerlerini verdiler. Aslında TOKİ'den ev vermekten ziyade kendi yerlerine yapılmasına dediğiniz gibi o krediyi verip kendi yerlerine yapılsaydı hem vatandaş mutlu olacak. Bak şimdi yeni bir Gürtüs Çevre Şehircilik yeni bir şey çıkarttı diyorsun. Şu anda kayıtlar yapılıyor. Kendi evini yap arsaları. Doğru. 1 milyon civarında arsa tespit ettiler. Bunlar da hem arsayı verecekler hem de parasını. Ya çok katlı ya tek katlı. Aynen. Aynı şekilde kredi ödedi. Ama nedir şartı? Hiçbirse onların üzerinde hiçbir gayrimenkul olmayacak. Doğru. Gençler üzerinde varlıklı. Ve o insanlara böyle bir imkan. Bunlar mesela 100 bin konut olayı oldu. 100 bin evet. 250 bin konut üzerinde. Doğru. Belli bir sürede. Bunlar bir süreç içinde yapılıyor. Bunun gibi formüller yapılarak bu bir anda yapılacak işte değil. Şu anda yapacağım bir program, bir planlama. 5 yıllık planlama yapacaksın. 5 yıllık planlamada Türkiye'de bu deprem bölgelerinde şu mevcutlar hariç. Bu yaşanan yer acil yapılacak. Onun dışında ben 500 bin yahut 1 milyon konut yapacağım. 5 yılda ben senede 200 bin deprem bölgelerinde kentsel dönüşümlere bu şekildeki binalar temizleyeceğim. Bir program yapıp kaynaklarını, faizleri düşük, ödemesiz dönemleri, devlet olarak veya vatandaş olarak bunları destekleyen bir program yapılması. Bunlar, sen bu 1 milyon konutu bir senede yapman şansın yok. Ama ne kadar erken başlarsan, biz bir yıl sonra, 2 yıl sonra, 3 yıl sonra deprem gelecek gün garantisi de yok. Ama en azından bunun süreçleri başlatmak lazım. Ha, Türkiye'de yapılmış mıdır? Bugün 15 senenin içinde yapılan konutları çıkarsan, özel sektörün, firmaların veya devletin yaptığı konutları, kamu kurumlardaki yenilemeleri, hastanelerin yeni yapılması, okulların ciddi bir aşama yapılmış ama yeterli. Aynen. Başkanım çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağlık. Birazdan da DPM özel yayınında Afganlı haberle Baskil Belediye Başkanı Avukat İhsan Akmurat Bey olacak. O da özellikle Baskil'deki işte Malatya'dan gelen vatandaşlarımızla ilgili yaptıkları çalışmaları ve ihtiyaçları ile önemli onlara değerlendirmede bulunacak. Onlara da biz bulunacak. Her türlü destek için elimizden geleni yapacağız. Elazığ'da çağırdım. Ne olur Baskil'de Malatya'dan gelen yaklaşık 30-40 bin civarında vatandaşımıza onlara günü, destek olalım. İlk günü 1 milyon lira biz OSBİG'in hesabına bakanlık kanalıyla yatırdık OSEV evet. olarak. AFAD'a mı? OSBİG'in hesabı. Bütün organize sanayiler oraya yatırdı. Doğru. Oradan da toplu olarak yatırılacak. Onun dışında belli araç gereç yönünden takviyeler yaptık. Belli malzemeler gönderiyoruz. Valiliğin koordinasyonunda.
Yine burada içecek firmamızın oraya tamamen Sivrice'deki su tesisi afet bölgesine çalışıyor bedel almadan tamamen. Onun dışında biz de ek olarak yine 10 tır valiye, 5 tır valiye, işte 1-2 tır da meyve suyu falan diye takviye yaptık. Başkanım çok kısa hemen çok kısa şey bir sorayım. Doğalgaz sıkıntısı yaşandı. Doğalgaz şu anda Eles Organik Sanayi etkiledi mi başkanım? Şu anda bize bakanlıktan gelen yazılar doğrultusunda organize sanayide zaruri işte gıda ile ilgili imalatın dışındakilerine doğalgazı kesti. Yani mesela kesmedik de kullanmıyorlar. Battaniye üretenler var mesela. O kullanıyor. Bak o tamam. Firmamız aşağı yukarı 5 milyonluk falan civarında bedelsiz olarak battaniye üretti verdi. Evet. Onun dışında gıda ile ilgili çalışanlar var. Bunlar da sıkıntı yok. Yok bunlar kullanıyor. Tamam. Valiliğin de bilgisi var. Tamam. Ama onun dışındaki firmalarımız bu iş geçiş döneminde doğalgaz kullanmıyorlar. Eğer kullanılırsa yoldaki hasarlardan dolayı basınç düşmüş, evlerinde doğalgazı kesilme riski vardı. Biz de o sebep olarak duyarlı davranıyoruz. Resmi kurumlar da kullanmıyor. Resmi kurumlar da aynı şekilde kesti. Evlerdeki vatandaşlarımız. Bugün aldığımız koordinasyon merkezinde de dağıtım şirketinin ifadesinde bu işi uygulamayı Elazığ halkı benimsedi. %50 tüketim aşağı düştü dedi. Çok iyi. O ne demektir? Evlerin doğalgazının kesilme riski %50 aşağı düştü. Evet. Başkanım ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Bizi izleyen bütün hemşehrilerimize, hemşehrilerimize ve vatandaşlarımıza iyi akşamlar diliyorum şahsım ve OSEB adına. Ve Allah böyle şeylerden bir daha yaşatmasın başımıza başkanım. Gelmesin, yaşamayalım. Tekrar ölenlere rahmet diliyoruz, yaralılara şifalar diliyoruz. Allah yar ve yardımcılar olsun. O soğukta insanlar ciddi sıkıntı çekiyor. İnşallah bir an evvel bunlardan bu ülkemiz yaraları sarar diye düşünüyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sevgili seyirciler, deprem özel yayını Furkan Dilaver'le birazdan devam edecek. Hayırlı akşamlar.